Merhaba dostlarım, ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte gençliğin pek de yeni gelmiş bir özellik olan aile hayvan yakalama sistemine bakacağız arkadaşlar. Hiç uzatmadan videoya başlayalım. Evet dostlarım, boğa sistemini alabilmemiz ilk başta yapmamız gereken bir görev var. İlk başta ona gitmemiz lazım. NPC'nin yeri de şurası arkadaşlar. Görev bittikten sonra buraya geleceğiz. İlk başta görev yerimize gidelim. Evet arkadaşlar, almamız için ilk başta yapmamız gereken görevi açmak, görev için inizumaya gelmek ve NPC ile konuşmak. Evet, NPC ile konuştuktan sonra diğer NPC ile konuşmamızı istiyor. Evet. Açtıktan sonra gadget aktif hale gelmiş oluyor. Envanterden her zamanki gibi diğer gadgetleri aldığımız yerden alıp kullanmamız lazım. Şu tilkiyi yakalayalım mesela. Ve bir tane kupamız açılacak. Buradan bir tilki yakaladıktan sonra tekrar gelirsiniz. Evet, NPC ile konuştuktan sonra tekrar Sangu'ya geri dönelim. Evet, Sangu ile konuştuktan sonra görevimiz tamamlanacak. Biz 10 tane aile ödüllendirecek Sangu. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey, ayağa ihtiyacımız olduğu zaman gelip bu NPC'mizden almak. Belli bir gün sürelerinde yenileniyor ve bir tanesi 10.000 moraya patlıyor. Bu ağ sayesinde hem kupalar açabileceksiniz hayvan yakaladığınız için, hem de adını süslemek için hayvan yakalayabileceksiniz. Zaten görev içerisinde tilki yakalamıştım. Başka neler yakalayabilecek olabilirsiniz? Kelebekleri yakalayabiliyorsunuz. Şimdiden ben size göstereyim. Evet, mesela gördüğünüz gibi ilk önce ağımızı kullanıp bu arada gördüğünüz gibi yanlışlıkla tıkladım. Gereksiz yere kullandığınız zaman envanterden gitmiyor ama tabii ki de bir cooldown süresi var. Kullanacağım şöyle. Kelebeği yakalamış oldum. Bu kelebeği yakalamak size bir achievement kazandıracak. Daha demin bir tane yakaladım ama achievement patlamadığı için bir glitch oldu. Önemli değil. Buradan işte gelip ödüllerinizi alabilirsiniz. Ve Furkan diyecekse olursunuz işte. Ben bunları yakaladım, ne yapacağım? Hemen adamımıza gitmemiz lazım. Evet, adınıza geldikten sonra her zamanki gibi bu ilk kısmını açacaksınız. Ve hayvan yerleştirir gibi, zaten gördüğünüz gibi yakaladığınız hayvanlar hayvan seknesine gelecek. Şu 2 dakika gibi yakaladım. Mesela bir tilki yakalamıştım zaten görev için. O buraya gelecek. Ve ne dediğim gibi bir tane kelebek yakaladım ama kayıt dışıydı. De şimdi sizle birlikte yakaladım ikinci kelebek. Kaydedeceğiz. Ondan sonra çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi yakaladığınız hayvanlarınız her zamanki gibi adada olmuş olacak. Bunun sayesinde istediğiniz bir hayvan olmuş olur. Onu yakalayabileceksiniz. Biliyorsunuz satışta satılmayan hayvanlar da vardı. Onları almış olabileceksiniz ve böylece adınızı istediğiniz gibi güzelleştirebileceksiniz. Mesela benim burada bir küçük çardak görünümlü bir yerim vardı. Kelebekler artık burayı gayet daha güzel gösteriyor. Buydu bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip destek olabilirsiniz. Daha fazla Genshin Impact videosu için ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da diğer videolarıma bakabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.